Heyecandan titriyorum. Çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Küçükken bile diyetle büyümeniz gerekiyor. Bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir. Yani ben böyle nefret ve kin gibi şeyleri kendimde barındırmak istemeyen biriyim. Hayat acısıyla, tatlısıyla yaşamamız gereken bir yolculuk. Aslında bu programdaki en büyük hedefim ağlamamak. Evet, aslında benim hayatımda yaşadığım bu üçüncü trafik kazası. Biraz nefes alayım, ağlamayacağım çünkü. Hayat gösteriyor ki mutluluğu bir insana ya da bir şeye bağlamamalısınız. Yani o benim her şeyimdi. Gülçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Şimdi bu YouTube'a ben başladıktan sonra videoların altına sürekli hep sizden Gülçin gelsin, hep sizden Gülçin gelsin diye yazmaya başladı önce. Öyle mi? Evet. Çok yazdılar başlarda. Sonra ben Gülçin'in kim olduğunu ayırt edemedim. Gittim baktım Google'dan. Sonra ayırt ettim ki o siz misiniz. Sizi o grubun içinden ayıran şey ne? Çünkü mesela hiç kimse değil siz. Ben müziğe devam ediyorum diye olabilir. Bir de bu arada biz sizinle yıllar önce tanışmıştık. Tanışmışız. Evet, biliyorsunuz. Sizin programınıza gelmiştik. Son ütücüye mi? Evet. Güzeldi. Öyledir. Öyledir, kuşkusuz. Evet. Yani o olabilir. Müziğe devam ediyor olmam olabilir. Belki sarışınlığımın olması, başka etkenler de olabilir. Ben başka bir şey düşündüm açıkçası. Galiba o grubun içinde en iyi şarkı söyleyen sizmişsiniz. Şimdi bunu tabii ki ben söylemiş oldum. Dinleyiciler söylerse, ya sizin gibi kişiler söylerse kabul edilebilir. Ama kendim öyle bir şey söylemek istemiyorum. Ya öyle olduğunu yazıyor her yer. Peki. Bir sürü yerde okudum yani. Teşekkür ederim o zaman. Siz hala müzik yapıyorsunuz. Evet, yapıyorum. Yeni şarkım Gökyüzü Çağırdı Aşkı. Beklediğimiz bir şarkı. Bu gece çıkacak. Heyecanlısınız. Evet. Ne zor değil mi? Heyecandan titriyorum. Şarkıcılar için bu çok zor. Olacak mı, olmayacak mı? Evet. Ne zor ya, zor iş. Dışarıdan gözüktüğü kadar kolay değil bu iş. Evet, kesinlikle. Ve çok dalı olan bir iş. Yani hem dans etmeniz gerekiyor, hem şarkıyı elinizdeyse yapabilmeniz çok daha mühim bence. Yani bunun yanında sporculuk kimliğiniz bile olması gerekiyor bence. Kondisyon için. Evet, yani aynı zamanda hani sahnede presentable görünmek için vesaire. Yani, siz konservatuar mı okudunuz? Evet, ben konservatuar mezunuyum. Bale, sonra modern danstan mezun oldum. Ha, evet. Balerinsiniz. Yani aslında modern dansçı olarak mezun oldum. İlk orta ve liseyi balede okudum. Sonra asıl branşım aslında modern dans oldu. Balerin ya da dans etmek aslında çok büyük bir disiplin isteyen bir çok şey değil büyük. Mi? Çok büyük. Yani askerlik gibi bir şey. Çok zor. Evet, yani psikolojik olarak da zor. Çok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Küçükken bile diyetle büyümeniz gerekiyor. Zor. Sonra büyüyünce acısı çıkıyor mu? Ben küçükken bunları yiyemedim. Şimdi bütün çikolataları ben yiyeyim diye. Modern dansa geçtiğimde ilk yılda her şeyi yemiştim. ama Allah'tan bütün gün dans ettiğim için o kadar hani çok büyük bir fark olmadı. Saçlarımı da kestirmiştim. Çünkü sürekli topuzla geziyorduk biz. Daha sonra işte o rahatlığın tadına bakmak istedim. Güzeldi. Siz İstanbul'da mı büyüdünüz? Evet. Aileniz burada. Evet. Ne iş yapar anneniz babanız? Annem şu an aslında çalışmıyor ama işte kendini geliştirmiş ve kültürlü biridir bence. Çok zeki bir kadındır. Ve babam emlakçı şu an. Öyle. Tek çocuk musunuz? Ben üç çocuk. Aa. Yani ben üçüncüyüm. En küçük tekne kazıntısı derler zaten. Öyle. Yani üç annem varmış gibi büyüdüm. Ha, üç kız mısınız? Evet. Aa, hepsi grubu evde. Evet. Evet. Şimdi hepsi grubu bir dönem bütün
Türkiye'de çok konuşuldu filan. Ama sonra niye gruplar yaşamıyor bu ülkede? Aslında bütün dünyada yaşamıyor. Yaşamıyor derken belli bir yerden sonra ayrılıyorlar. Bu bütün grupların kaderi bence. Normal de bir şey. Yani hepimiz insanız. Bir yerde dört kişinin aynı isteklerde buluşabilmesi zor olabiliyor. Yani. Ne oluyor o gruplar dağılınca? Herkes herkese küsüyor, bir daha da görmek istemiyor mu? Yok, biz aslında şimdi aramızda hiçbir negatif hiçbir şey yok. Birbirimizle mesajlaşıyoruz. Görüşme fırsatımız olmadı ama öyle bir planımız var. Biraz böyle ertelediğimiz bir plan oldu belki de. Çünkü doğru zaman bence en önemlisi. Birbirimizle aslında çok iyi, yani dört kişinin de birbiriyle iletişimi aslında %100 böyle mükemmel değil ama biz birbirimizi olduğumuz gibi kabul edip hayatlarımıza ayrı ayrı devam ediyoruz. Ama hala sevgi saygı çerçevesi içinde bir ilişkimiz var. Ama belli ki o ilk dönemler herkes herkesten bir nefret etmiş. Anlattıklarınızdan öyle anladım. Yani şey, aslında ben kimseye karşı böyle bir husumet beslemek istemedim. Yani ben böyle nefret ve kin gibi şeyleri kendimde barındırmak istemeyen biriyim. Çünkü bu insanın kendisini yıpratan bir şey. Ben hayatıma böyle kendi yolumda devam etmek istedim. İşte yani bazı anlaşmazlıklar oldu tabii. Yani benim gruptan ayrılmam en hayırlısı oldu benim için diye düşünüyorum. Tabii sevenlerimizi üzmek hiç istemedim. Ve bunun içinde olabildiğince bu süreyi uzun tutmaya çalıştım. Yani grupta dayanabildiğim kadar dayandım. Benim yerimde başka birisi olsaydı daha erken ayrılırdı bence. Ama ben çok böyle yumuşak, müziği paylaşmayı seven bir grup üyesiydim. Zaten ilk grubu grup kuran kişilerden biri de benim zaten. Yani tek başına çıkayım ya da böyle başka şeylerim olmadı. Ben mutsuz olduğum için ayrılmıştım ama her şey geride kaldı. Çok güzel şeyler hatırlamak istiyorum. Öyle de zaten. Çok güzel başarılarımız oldu. Ve aramızda da hiçbir husumet yok söylediğim gibi. O yüzden güzel şeylerle hatırlamak istiyorum. Siz mi ayrıldınız? Ben ayrıldım. Ha, siz ayrılınca dağıldı grup. Aslında onlar devam ettiler bildiğim kadarıyla, herkesin bildiği kadarıyla. Daha sonra da bir süre sonra devam etmemeye karar verdiler. Ha, öyle olduğunu bilmiyorum. Kaç yıl oldu? Ben 2009'da ayrıldım. Aslında bayağı zaman aşımına uğramış bir şey bu. Evet. Ama tabii burada her şeyi konuştuğumuz için bahsediyoruz. 2009, 2012, 13 yıl olmuş. Siz 13 yıl önce kaç yaşındaydınız? 23 yaşındayken ayrıldım. Evet. Ama biz 18 yaşındayken ben ilk şarkı çıkarmıştık. O zaman tanınmıştık ve o yüzden bizim küçüklüğümüzü biliyor herkes ve akıllarda sanki o yaşta kalmışız gibi geliyor. O benim için güzel bir avantaj bence. Genç kalıyorum. Evet. Evet. Çok da böyle yaşımı göstermiyorum. Allah'tan herkes bunu söylüyor. O yüzden mutluyum. Çok da talihsiz bir olay yaşadınız. Evet. Çok da zaman olmadı galiba. 5. aydayız. Siz de arabadaydınız. Evet. Ne hatırlıyorsunuz? Aslında bu programdaki en büyük hedefim ağlamamak. Şimdi ben aynı arabadaydım ve bu benim için o anda yaşadığım iki travma. Yani hem o kazayı yaşayabilmek hem erkek arkadaşımı, benim için her şeyim olan erkek arkadaşımı kaybetmek. Biraz nefes alayım, ağlamayacağım çünkü. O an çok zordu. Yani aslında kazanın biraz öncesini hatırlamıyorum. Ama sonrasında çok sakin kalmaya çalıştım ve sonrasındaki şey yaptıklarımı hatırlıyorum. Ve böyle bir travmayı en az 6 ayda atlatabiliyor herkes, uzmanların söylediğine göre. Benim için hala çok çok taze ve zor bir dönem. Elimden geldiğince sakince her şeyi doğru yapmaya çalıştım o an. Bayağı bir işte ambulans içinde bekledim, ambulans gelene kadar bekledim. Elimden gelen orada telefonlar etmeye çalıştım. İlk sarıldığım şey telefonu arabadan çıkarmak oldu çünkü hemen haber vermem gerekiyordu.
bize yardım eden kişiler olmuştu. Böyle yani. Zordu. Sorumuz olur mu? Evet, yani böyle dile kolay aslında. Yok, ağlamayacağım. Ağlamayacağım. Ağlamak da çok insani bir şey yani. Evet, insani bir şey ama ağlamak istemiyorum. Profesyonel bir yardım aldığınızı düşünüyorum. Tabii, evet. Değil mi? Yani tek başıma atlatabileceğim bir şey değil. En doğrusu bence. Evet. İlaç? Yok. Yani çok güçlü bir şekilde iyi bir gelişim gösteriyorum. Çok çabalıyım. Ve hani hayata pozitif bakabilen ve elimde olmayan şeylere olabildiğince az üzülmeye çalışan biriyim. Belki kabullenmeye çalışmam da çok yardım ediyor. Çünkü kabulleniş çok mühim bir şey. Yani zor, çok kabulü zor bir şey bu. Çok. Ama o konuda gayret ettiğiniz sürece, yani anda olmaya çalışıyorum. Bunlar bana yardımcı oluyor belki de. Çok dualar ediyorum işte. Yani birçok bana destek olan şey var. Ve bu süreçte benimle destek olarak benimle olan çok kişi oldu. Onları da herkese teşekkür etmek istiyorum. Yalnız hissetmediler. Öyle yani. Teşekkür ederim. Tabii tabii. Teşekkürler. Bu kadar büyük bir olay yaşadıktan sonra insan hayatı sorguluyor mu Gülçin Hanım? Niye? Evet. Ne yapıyorum? Ne oluyor? Niye benim başıma geldi? Evet, aslında benim hayatımda yaşadığım bu üçüncü trafik kazası. Bir kere 5 yaşındayken hiçbir şey olmamış bana. Bütün aile böyle takla atmışız. Bir tanesi ben Beşiktaş'ta stüdyodan geri dönerken olmuştu. O da bayağı birkaç yerim kırılmıştı. Bunda da fiziksel bazı arazilerim oldu. İç kanama vesaire gibi şeyler bayağı bir şeyde acilde kalmak zorunda kaldım. O yüzden de cenazeye de yetişemedim falan, öyle şeyler oldu. Kontrol altındaydım çünkü. Buraları tabii başka dallara girdim şimdi ama işte bunun tekrarlıyor olmasının bir nedeni olmalı gibi düşünüyor birçok kişi aslında. Hani böyle şeyler için aile dizimi falan yapıyorlarmış. Henüz denemedim. Ama denemek to do listimde var. Bir de astrologlar benim olay anımı haritasını çıkarmışlar. Onu izledim, YouTube'da var. Şey demişler işte, hani benim bir misyonum olduğunu, çok ağır, zor bir açı gerçekleştiğini. Devamında da hayatımda işimle ilgili güzel misyonlarım olduğu. Bence aslında bir şarkı yapmak, şarkı söylemek belki de spiritüel bir şey olabilir. Yani insanların hayatına dokunuyorsunuz. Gerçek şarkılar yaptığınızda. Onların bir enerjisi oluyor. Herkes kendini buluyor. Belki güç veriyorsunuz o insanlara. Sizinle zor günleri aşıyorlar. Ve böyle mesajlar gelince mutlu oluyorum. Onlar da bana şimdi, dinleyicilerimiz de yazıyorlar. İşte ben de benzer şeyler yaşadım. Sizi destekliyoruz, işte güçlü olun falan gibi. Böyle güzel bir alışveriş oluyor. Yani benim de belki de misyonlarım var, yapacak şarkılarım var, dokunacak hayatlar var. Böyle düşünmek lazım. Bir de ben her zaman healing singer olmak istedim. Bir Tanecik Aşkımı yaparken de güzel bir misyonu vardı şarkımın ve o enerjiyi o kayda vermeye çalıştım. Hani insanlara güzel gelen bir şarkı olsun diye. Bunun üzerinde de çalışmak istiyorum. İşte ses çanaklarıyla eğitim almak istiyorum. Belki müziğime ekleyebileceğim bir şey olabilir canlı performanslarıma. Bunun üzerinde biraz çalıştım aslında. O da böyle şey, healing sound diyorlar işte. İyileştirici ses banyosu yapıyorlar. Ve bunu müzikle birleştiren ender müzisyenler var.
dünyada. Ben neden yapmayayım böyle bir şeyi? Belki yani bu kazanın getirdiği şeylerden biri bu oldu bana, bu fikir. Daha spiritüel bakıyorum yani müziğe artık. Müziğe mi, hayata mı? Hayata da. Zaten spiritüel bakan biriydim. Öyle. Hep spiritüel. Evet, yani ben senelerdir yoga yapıyorum, meditasyon yapıyorum. İşte uzak doğu felsefesine meraklıyım. Hani böyle ne bileyim. Yani öyle. Şimdi daha da çok tabii. Şimdi tabii o dönemden sonra çok ses çanağı dinledim. İşte daha böyle anlam arayışı, neden bunlar oldu? İşte bundan, bu bana bir güç veriyor. Beni dönüştürüyor. Bunu nasıl dönüştürebilirim kendi içimde? Bunları aradım. En çok bu süreçte ne iyi geldi size? En çok müzik. Yani belli bir süre müzik yapmadım, dinleyemedim de. Ama bir süre sonra işte birinci ayımız olduğunda olaydan sonra bir yürüyüş yapmıştım. Zor bir yürüyüştü. Sonrasında demoyu kaydetmeye gittim o halde. Ama o kayıt çok iyi geldi bana. Çıktığımda gülümsüyordum. Çünkü rahatlatıcı bir şey müziğe dönüştürmek acıları. Bir de Ali Şekiz'in bir şarkısı var. It hurts so bad but it makes a good song. Çok acıtıyor ama güzel bir şarkı meydana geliyor. Öyle yani, gerçek bir şarkı yaptık. Herkes hissediyor dinlediğinde. Bu da bizim için güzel bir şey tabii. Cebimden çıkarıp devamı. Acılar da, sevinmek de, üzülmek de, her şey bizim için aslında. İnsani bir duygu tabii. Hayat acısıyla, tatlısıyla yaşamamız gereken bir yolculuk. Yani önemli olan, nasıl hayat bize limon verse de o limonatayı yapabilmek, o dalgalarda sörfü yapabilmeyi çalışmak çok önemli. Yani bizim misyonumuz başka ne olabilir? Yani her şeye rağmen ayakta kalabilmek amacımız, mutlu olabilmek. Yani mutluluk da bir seçim. Yani mutluluğu belki büyük ölçüde ben erkek arkadaşıma bağlamıştım. Ama hayat gösteriyor ki mutluluğu bir insana ya da bir şeye bağlamamalısınız. Yani o benim her şeyimdi. Ağlamak istemiyorum çünkü dramatik olmasını istemiyorum aslında. Yani evet, bu insani bir şey tabii ama... Ayrıca da dramatik bir şey. Yani yaşadığım dramatik ama şimdi bu yıllarca Google'da ağlayan Gülçin olarak kalmak istemiyorum. Bence ağlamasanız garip. Evet, tabii doğru. Vallahi. Evet. Aslında ben gün içinde sürekli ağlayan biri değilim. Sadece röportajlarda kendimi ifade ederken dayanamıyorum. Doğal olarak. Evet. Bu şarkı anladığım kadarıyla bu yaşadıklarınızla ilgili. Evet, yaşadığım duygularla ilgili. Bu hayatımın bu evresini dönüştürdüğümüz bir müzik oldu. Çok da müzik anlamında beni tatmin eden, böyle titizlikle çalıştığımız, tüm sevgimizi verdiğimiz bir şarkı oldu ve bazen elinizden sadece bir şarkı yapmak gelir. Öyle bir şey. Bu süreçte en çok neye kızdınız? Kızdım. Yani kızmadım. Kızmaya vaktim olmadı. Yani aslında şey, bu bir insanı kaybettikten sonra birçok evreden geçiliyormuş. Yani bazı dönemler o kişiye kızmak gibi şeyler de olabiliyormuş. Değişik evrelerden geçtim tabii ki. Geçiyorum da. Bu normal bir süreç. Ama yani o kadar tatlıydı ki
Yani küçük şeyler yani. Her kızmadım diyebilirim. Çünkü bir de şey, ben hayata karşı da böyle agresif bir insan değilim. Kabullenişi çok yaşayan biriyim. Her şeyin bir nedeni vardır. Anlayamasak da. Ve benim başıma niye geldi bu diye isyankar olmak bence daha da zorlaştırıyor olayları. Yani kim bilir neden geldi yani. Onu bulacağız belki de bir süre sonra. Ne bekliyorsunuz gelecekten? Gelecekten beklediğim şeylerden bir tanesi beraber hedeflediğimiz güzel, başarılı şarkılarımızı çıkarabilmek. Çünkü biz İngilizce de şarkılar yaptık. Produce ettik 4 tane. Yani tabii yarım kalan projelerimiz var. Onları yapmak istiyorum. Bunu bir borç olarak biliyorum. Hem benim kariyerim için hem de beraber hedeflediğimiz bir şey olduğu için ayrı bir önemi var. Yani bundan sonra hayatta müzikle tutunmak benim amacım. Yani güzel misyonlar bulabilmek şarkılar için. Böyle. Prodüktörünüz müydü aynı zamanda? Biz müzik şirketi kurmuştuk beraber. Evet, beraber prodüse etmiştik en son şarkımızı. Ve DMC ile beraber, yani o işbirliği yaparak. Çok da başarılı oldu. Yani çok canla başla çalıştığımız bir proje olmuştu. Öyle yani. Umarım müzik için düşündüğünüz her şey gerçek olur. Teşekkürler. Umarım her şey bundan sonra sizin için çok çok daha güzel olur. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti bu sefer diyemeyeceğim. Çünkü gerçekten ben de çok üzüldüm. Ben aslında yani dramatik olmayıp herkesi üzmemek daha fazla istiyorum. Ama ne yazık ki ağladım tekrar. Ama hayat böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Yani. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.